Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve Salman Yılmaz hocama alalım, Kur'an-ı Kerim ile beraber başlayalım ama sessizce huşu içerisinde dinleyelim, olur mu? Hadi bakalım hocam, hoş geldiniz. Hocamı alıyoruz, Salman Yılmaz hocam. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah razı olsun, buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ البر والبحر في ظلمات البر والبحر فمن يرسل الرياح بشرا فمن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
صدق الله العظيم الفاتحة Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Hangi camiydi? Esenler Son Durak Camii İmam Hatibi. Evet, Esenler Son Durak Camii İmam Hatibi. Hocam harika sesiniz var. Allah razı olsun. Bu akşam bize destek verdiniz. Hocama çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Efendim biz biliyorsunuz Esenler Belediye'miz Ramazan'da her akşam çok değerli konuklarımızı burada ağırlıyorlar. Anadolu'yu mayalayanlar köşemizde bu memleketin menfaati için geleceğimizi gerçekten yaşatabilmek anlamında Anadolu insanının birlik beraberliğini, Anadolu insanının batının hegemonyası, emperyalizmin gölgesi altında kalmaması anlamında yıllarca mücadele etmişler. Çok büyük çileler çekmişler ama o çilenin sonunda da bugünlere gelmemizde çok büyük emeği olmuşlar. Onlardan birisi de Gönelli Mehmet Efendi. Gönelli Mehmet Efendi'yi bu akşam birlikte anacağız burada. Birlikte söyleşeceğiz. Çok değerli konuklarımız var. Onları alacağız. Gönelli Mehmet Efendi ile ilgili bilgilerini bizimle paylaşacaklar ama ilk önce Sinevizyon'da arkadaşlarımız hazırladılar. Acaba Gönelli Mehmet Efendi kimdir? Birlikte izleyelim. Olur mu efendim? Gönderin arkadaşlar. Son devrin din alimlerinden Gönenli Mehmet Efendi 1903 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde dünyaya geldi. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra 1920'li yıllarda İstanbul'a gelen Mehmet Efendi Fatih Camii dersiyamlarından Serezli Ahmet Şükrü Efendi'den ders aldı. Hıfzını ve tasihi huruf derslerini tamamladıktan sonra kıraat ilmini de aynı hocadan okuyarak 1925 yılında icazet aldı. 1930 yılında Gönen Merkez Camii İmam Hatibi olarak hizmetine başladı. 3 yıl sonra İstanbul Taşkışla'da askerliğine başladı ve aynı yerde bitirdi. Askerliğinden sonra bir daha memleketine dönmeyip görevine İstanbul'da devam etti. İstanbul'da Fatih Hacı Bayram Kaftani, Dülgerzade, Hacı Hasan, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Kadıköy ve Üsküdar camilerinde ve pek çok camilerde vaazlar ve dersler verdi. 1954-1982 yılları arasında Sultanahmet Camii İmam Hatipliğinde bulundu. Mehmet Efendi uzun yıllar Reisül Kurra'lık yaptı. Reisül Kurra, Kur'an'ı 7 kıraat ve 10 rivayet üzerine okuyan icazet almış hafızların üstadı demektir. Okumak için Anadolu'dan gelen fakir ve kimsesiz öğrencilerin İstanbul'da yerleştikleri ve destek buldukları ilk kapı Mehmet Efendi'nin kanatlarıydı. İstanbul'un hemen hemen her semtindeki cami ve kurslarda okuyan öğrencilerin yiyecek içecek ve giysilerini Mehmet Efendi temin eder ve talebelerin ceplerine harçlıklarını koyarak öğrenim masraflarını karşılardı. Hakkın rızasının halka hizmet etmekle kazanılacağı bilincinde olan Mehmet Efendi, insanları ferahlatan üslubuyla büyük kitleleri sohbetlerine çekmeyi başarmıştır. Aynen ümmetine olan sevgisi ve merhameti her şeyin üzerine çıkmış Resulullah gibi o da talebelerin, yetimlerin, köprü altında kalmış gariplerin, yolcuların şefkatli hocasıydı. Düşünceleri ve kişiliğiyle bir ekol olan Mehmet Efendi, sayısı haftada 60'ı geçen vaazlarında az ve tesirli söz söylerdi. Kur'an'a önem verir, herkesin iyi bir Kur'an okuyucusu olmasını isterdi. Kur'an'ı okumak, okutmak, yaşamak ve yaşatmak için beldeden beldeye koşan Mehmet Efendi, Kur'an meclislerinin en önemli simasıydı. İhtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerini Kızılay,
Yeşilay gibi hayır kurumlarında da sürdürmüş olan bu vakıf insan, kimseden bir şey talep etmeyip kendisine verileni de halka ve öğrencilere dağıtırdı. Mehmet Efendi, insanların kalbinde klasik bir din adamından çok daha büyük, çok daha anlamlı bir yer edindi. O, yükte hafif, sevapta ağır olanları götürmeye çalışacağız diyerek insanları dinin emirlerini yerine getirmeye teşvik ederdi. Kendisi daha ziyade hanım cemaate hitap etmek, onları bilgilendirmek ve eğitmekle uğraştı. Çünkü sık sık siz bir anasınız, bir eşsiniz, siz bir evin en iyi idare edicisi ve iyi bir evlat yeticisisiniz derdi. 90 yaşında iki taraftan koluna girilmiş güçlükle bir insan düşünün. Eşi kendisine soruyor. Artık sohbet vermek için cami cami dolaşıp yorulmasanız. O mübarek şu cevabı veriyor. Belki cemaatine söylemeyip unuttuğum bir şey kalmıştır. Mehmet Efendi kişisel görünümüyle de çok farklı bir portre çizmekteydi. İnsanlara tebessüm dağıtan yüzüyle Mehmet Efendi bereketli ve verimli bir ömür sürdü. Hafız, hoca, büyük alim Yönenli Mehmet Efendi 2 Ocak 1991 Çarşamba günü Hakk'ın rahmetine yürüdü. Cenaze namazını Abdurrahman Gürses Hoca kıldırdı. Sade bir hayat süren Mehmet Efendi muhteşem bir sevgiyle Edirne Kapı kabristanlığına defnedildi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ama bu akşam öyle bir konuğumuz var ki çok uzaklardan katılıyorlar. Görelim Mehmet Efendi'yi anlatmak üzere. Japonya'yı biliyor musunuz Japonya'yı? Japonya'nın başkenti ta Tokyo'dan geliyor. Çok değerli bir hocamız geliyor. Alkışlarımız da gelsin olur mu? Japonya Tokyo Camii İmamı Nimetullah Yurt hocamız geliyor efendim. Şöyle ben kendisini karşılayayım. Gelsinler anlatsınlar bakalım. Arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar zaten. Hocam buyurun. Hoş geldiniz. İslami Center imamı. Evet. Evet. Allah razı olsun. Buyurun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Bu mübarek selam çeşitli yerlerden selam getirdim cennet. Cennet vatanımız, cennet olası vatanımıza. Ben acizane Gönenli Mehmet Efendi Hazretlerinin talebesiyim. 52 inzibat askeri Mevlana Kapı Merkez Efendi'den çıkmış mübarek ilk tanışmamız. Ben de nöbetçiyim, inzibat nöbeti. Babamdan o edebi görmüştüm. Misafirlere, hocaefendilere ikram. Orada bir şerbetçi vardı. Ben şerbet ikram etmek istedim. Hemen yanında cemaatler var. Hepsine birden ikram etti. Benden evvel parasını da verdi. Ondan sonra hemen ben memleketimize mektup yazdım. Burada Gönenli Mehmet Efendi. Onlara sordum bu zat kim diye. Bu asker adı, inzibat askeri. Sen bilmiyor musun buna talebe babası derler. Buna Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri derler. Oradan tanışmamız şey oldu. Beraberce askerden sonra İstanbul'da kaldım. Ve her gün bana 1 lira verirdi. Benim gibi çok yüzler binler talebeler yetiştirdi. Allah'a hamd ederiz evvela. Allah Teala Hazretleri Rabbül Alemin. Bütün alemlerin Rabbi Peygamberimiz rahmeten lil alemin. Dinimiz bir tek din dünyada. İnned dine indallahil İslam. Bunun için dinimize herkesi davet ederiz. Şimdi bu gelişim de Japonya'dan. Japonya'da İslamic Center
20 sene evvele kadar Japonya'ya gidip geliyoruz. Medine-i Münevvere'de bulunuyorum. Dönenli Hoca Efendi Hazretleri ile 55-56'lar Sultanahmet Camii'nde ben müezzinim. O hem hocamız hem de imam vekilliği de yapıyorum müezzin. Yanında baş imam Şeyh Seyyid Şefik Ervasi Hazretleri. Evliyaların anılmasıyla Allah'ın rahmeti oluyor. Tenzilur Rahme. Mübarek cenazesinde de ben Suudi Arabistan'dan yine memleketimize gelmiştim. 40 sene takriben Suudi Arabistan'da Mekke Mükerreme'de de imamlık yapmak nasip oldu. Şimdi Japonya'da 20 sene evvele kadar iki camiydi. Allah'ın lütfiyle işçi kardeşlerimizin yatak odalarını bile camiler yapmak nasip oldu. Yatsı namazı kılıyoruz. Kılacağı şey yok. Camimiz yok kardeşim. Burası cami olsun. Allah'ımız buyuruyor müminlere söz söyleyin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zekir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Müminlere söz söyleyin. Müminlere söz söylemek fayda verir buyuruyor Allah Teala. Peygamberimiz de Sultanahmet Camii'ndeyken bu hadisi şerifi okumuştum. Eddinun nasiha, eddinun nasiha. 3 kere din nasihatla kaim. Her fırsatta böyle televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde nasihat birbirimize, Efendimizin ümmeti olduğumuz için Dönenli Hoca Efendi Hazretleri anlatmak böyle az bir vakitte şey olmaz. Sizden ben rica ederim, sonra belediyeye de teşekkür ederim böyle bir şey yapmışlar. İkinci bir şey olursa şöyle bir saat, iki saat konuşmak lazım ki Dönenli Hoca Efendi'nin şeylerini mübarek vapura binmiş, kendisinden dinledim. Vapur hacca gidiyor. Kaptan demiş ki Dönenli Hoca Efendi Hazretleri vapurumuzda bizimle hacca gidiyormuş. Ben onu misafir etmek istiyorum. O benim hocam, bana gelsin. Seviniyor, kim olsa sevinir. Mübarek hemen kaptanın yanına, selamun aleyküm kaptan efendi. Ben sizi tanıyamıyorum. Ben hocam diyorsun bana sen. Ya mübarek öyle başka büyük bir iş yaptı. Hem talebe babası, Anadolu'nun neresinden talebeler geliyor, onları her caminin etrafındaki yerleri kirayla tutuyor, onlara para veriyor, haftalık şeyler veriyor, öyle. O civardaki hocaefendilerden okuyorlar bir taraftan, ben onlardan birisiyim. O zamandan bu zamana kadar da talebesiyim diyorum. Onlar ölmez, ölmediler. Siz de böyle anıyorsunuz. Andıkça bize onlar şefaat edecekler Allah'ın lütfiyle. Oğlum ben seni tanıyamadım ya, sen benim hocam Gönenli Hoca, ben onun talebesiyim de. Hocam diyor, ben baksana görmüyor musun, ben vapurda şeyim. İki haftada bir anneme ziyarete gidiyorum da annem bana diyor ki, anne babası olanlar böyle söylesin. Cennetlik olası annem, cennetlik olası babacığım diye, benim cennetlik olası anneciğim, ben Gönenli Hoca Efendi'den böyle dinledim, oğlum böyle dinledim, böyle dinledim. Dolayısıyla siz annemin hocasısınız, cennetlik olası annemin hocası, annem de benim hocam diye, böyle mübarekler. Beraber Mekke Mükerreme'de de beraber bulunmak nasip oldu. Allah'a şükürler olsun. Orada da hizmetler yapmak nasip oldu. Ve inşallah böyle büyüklerimiz şeyde, cenazesinde bulunmak da nasip oldu. Burada izinliydim ben. Suudi Arabistan'dan gelmiştim. İzinli. Mübareğin cenazesinde, cenazesini de Sultanahmet Camii, demin gösterdiler. Sultanahmet Camii, Beyazıt Camii baş imamı Abdurrahman Gürses. Onları da tanıyoruz acizane. Cenab-ı Hak bize de bir gezme verdi böyle. Size çok yerlerden selam getirdim. En birincisi de Medine-i Münevvere'de olduğum için peygamberimize söylüyorum. Ya Resulallah, ben şimdi nereye gidiyorum?
izin verirsen ümmetlerini seni çok seven Muhammed deyince, ya Hoca Efendi öyle aşkıyla söylerdi. İsmi pak Hazreti Muhammed Mustafa. İsmi pak Hazreti Muhammed Mustafa. Aşk ile bağırarak böyle söylerdi. Daha her gün, her gün en az 10 camide vaaz ederdi hanımlara ayrıca. Erkeklere Sultanahmet Camii'nde gelip orada da namaz kıldırıyor. Allah tayyi mekan da yaptı onlara. Üsküdar'ı gez, Kadıköy'ünde, çeşitli yerlerde öğlen namazına oraya geliyor. İkinci de camide mübarek geliyor. Sabah namazlarına Ramazanları bu gibi Ramazanlarda mukabele okuyor şeyde. Fatih Camii'nde mukabele beni ve imam vekil olarak şey yapıyor. Orada da evlendim ben. Düğünüm de caminin odasında, imam odasında oldu. Böyle nimetullah'ı da şöyle bir Allah hepimizi riyalardan muhafaza eylesin. Vakitler çok kıymetli. Efendimiz buyuruyor, iki büyük nimet var. İki büyük nimet var, çok faydalanılması gereken. Birincisi sıhhatımıza dikkat etmek. İkincisi de vakitlerimize ehemmiyet vermek. Vakitler nasıl olacak? Ben talebeyim. Peygamberimiz buyuruyor, ya alim ol, ya talebe ol, ya dinleyici ol. Dördüncüye kalma, helak olursun. Talebeyim, ben talebeyim. Her yerde öğrenerek, söyleyerek gezdiriyor Cenab-ı Hak. 63 ülkeden fazla gezmek nasip oldu. Bu mübarek hocalarımızdan istifade ettik. Babamın şeyhi vardı. Sıkıntılı günler. 1940'lar, 42'ler, şeyler, çocukluk şeyimde hatırlıyorum öyle. Bizim Tokat, Amasya, Samsun, Çorum'dan bile babamın derviş arkadaşları vardı mübarekler. Onları biz Medine-i Münevvere'de, Mekke Mükerreme'de 60 sene sonra onları bulup babamın yanına getirttirdim. Allah Teala Hazretleri talebeyim diyene iki büyük şey. Talebeye ben kefilim buyuruyor Cenab-ı Hak. Talebe nerede vefat ederse şehitlerle beraber olur. Talebelikte sizler gibi böyle edeple dinlemek önce, edeple, edebimize göre Cenab-ı Hak ilim verecek. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Vettegullah ve yuallimukumullah vallahu bikulli şeyin alim. Allah'tan korkarsanız Allah sizi okutur. Allah Teala gece, gündüz, yaz, kış, soğuk, sıcak hem yedirir, hem içirir, hem de okutur. Öyle İmam Hatip talebeleri gelirdi. Mübarek Erbakan hocamız da bu talebeleri getirmeye şey yaptı. Vefat edenlerimizin hepsine rahmetle okuyalım. Efendimiz güzel sözle, güzel işler yapanlarımıza şey yapın. Allah hepimizi lütfuyla. İkincisi öğrendiklerimizle amel etmek. Üçüncüsü de bütün dünyaya yaymak. Ben şimdi bunları böyle kardeşlerimize buraya şey yapıyorum. Burada 9 dilden kelime-i tevhid. Burada da Japonya'daki. Neden bize İslam'ın nurunu getirmeye geciktirdiniz? Ey Müslümanlar, bizden evvel Çin'e getirdiniz. Çin'e sahabe efendilerimiz. Peygamber Efendimiz 13 sene Mekke Mükerreme, 10 sene Medine-i Münevvere'de o kadar anlatı, burada bulunanlar bulunmayanlara götürsün dedi. Siz birilerine söylersiniz, onlar sizden daha iyi işler yapar. Bizim hatıralarımızı okursunuz inşallah, görürsünüz. Japonlar nasıl Müslüman oluyorlar? Ravza kızım nasıl İngiliz kız Müslüman oldu, 5-6 dilden davet ediyor. Böyle de şeylerimiz var. Gönenli hocamıza rahmet okuyoruz. Bütün hocalarımıza, alimlerimize rahmet okuyoruz. Benim kitabım da inşallah gelir size. Orada da hatıralarımız var. Bize 15 dakikalık vakit verdiler. Vakitlere de az vakitte çok, Allah razı olsun. Az vakitte de çok işler yapmaya ihtiyaç var. Japonlar diyorlar, neden bize geciktirdiniz? Bize İslam'ın nurunu neden geciktirdiniz? Biz insan değil miyiz? Komşularımıza, Çin'e getirdiniz, Filipinlere getirdiniz.
Ben bunların hepsini gezmek nasip oldu. Çin'e 20 bin Kur'an ile girdik elhamdülillah. Her camilere gidişimizde Tala al-Bedru aleyna. Bizim televizyonlarda bunları Türkçesini de söylüyorlar. Ayın 14'ü bize doğdu bugün diye karşılıyorlar. Böyle inşallah bu gibi münasebetlerle memleketimiz çok iyiye gidiyor elhamdülillah. Ben Japonya'daydım. Başbakanımız 300 kişiyle geldiler. Japon sokaklarında Japon bayraklarıyla Türk bayrakları beraber asıldı. Ben Sayın Başbakanımıza da söyledim. Dedim bütün dünya Türkiye'ye dua ediyor. Bütün dünya Türkiye'mize dua ediyor. Türkiye'den bizlere adalet gelebilir diyorlar. Ya elhamdülillah. O şekilde Allah'a şükürler olsun. İkinci görüşmede de bu ayeti kerimeyi okudum. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu galibun ala emrihi velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Üzülmeyin. Allah Teala Hazretleri buyuruyor. Allah emirlerinde galiptir. İnsanların bazıları anlamasa da galiptir. İnşallah böyle büyüklerimizi zikrederek, onların hizmetlerini okuyarak, mübarek hocamızın kitabı burada olmalıydı şimdi, hemen dağıtılmalı. Öyle güzel resmiyle, şeyiyle inşallah onları da yapmaya şey yapalım, niyet edelim. Bu asır İslam asrı, ey Allah razı olsun. Bu asır İslam asrı. Büyük toplantılarda oluyoruz bizler de. Onlar buyuruyorlar, peygamberimiz şey yapardı. Peygamber Efendimiz davet ediyor. Ebu Cehil hiçbir gün gelme dedi. Ben anladım ki senin yolun çoktur. Ben iman etmeyeceğim. Yolun haktır. Ama hiçbir gün. Peygamberimiz gece yarısı gitti, kapıyı çalıyor. Kapıyı çaldı gece yarısı. Hiçbir gün gelme de onun için gece yarısı geldim. Gel imana gel. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İnşallah Allah Teala Hazretleri bu gibi toplantılar yapalım inşallah. Dünya İslam'a koşuyor bu asır. Japonya 130 milyon, her sene 20 milyon Japonya'dan çıkıp gidiyor. 15 sene evvel de biz oradaydık. Bir grup geldi. Türkiye'ye gittik. Zelzeleye yardım için Türkiye'ye gittik. Müslüman olduk. Bize İslam öğretin. Amerika'ya gitmişler. Parklarda ezan okuyup namaz kılanları görüp Müslüman olmuşlar. Hatta Filistin'e gitmişler. Müslümanların sabrını görüp Müslüman olmuş. Allah kabul eylesin. Kısa bir duayla bunu buraya hediye bırakıyorum inşallah. Kardeşlerimiz şey yapar. Kısa bir duayla. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ya Rabbi senin için kaldırılan elleri hiç boş çevirmedin. Bize de çok verdin. Her verdiğin nimetlerine şükrediyoruz. En çok verdiğin nimetler bizi yarattıklarının, bütün yarattıkların arasında bizi insan yarattın. Ey insan olmaya nasip eyle. Memleketimizde bulduk İslam'ı. Elhamdülillah evlerimizde bulduk. Bunun için de ayrıca şükrederiz. Ey Müslüman olmaya nasip eyle. Ve Peygamber Efendimizin mübarek kapısına başımızı bağladın. Ona ümmet olmak şerefini nasip eyledin. Sana şükrederiz ya Rabbi. İki vazife verdin. Dinimizi öğrenerek, yaşayarak bütün alemleri dinimize davet etmeye. Bu televizyonlarla, böyle şeylerle, belediyelerimiz Türkiye'mizde çok iyi hizmetler yapıyor. Türkiye'mizden dış ülkelere de, herkes yani Arabistan'da, başka ülkelerde Türkiye'mize dualar ediyor. İnşallah Allah daha şerefli askerimize de Allah hidayet versin, polislerimize hidayet, gençlerimize, okuyanlara, okutanlara hidayetler. Dualarımızı dünyanın her yerindeki zulümler durup yerine İslam adaleti gelmesini de nasip eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Rabbena ufirli veli valideyye velil mü'minine yevme yekum sâb. Siz de inşallah peygamberimizin ve sahabelerin ve bütün Müslümanların selamlarını Nimetullah Hoca diliyle herkese selam söyleyin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yok, gel bakalım.
İnternette izlenecek bir dünya video, gezilecek bir dünya site, dinlenecek bir dünya şarkı var diye interneti bol pakette tam 4 GB turbo internet, yanına bir de her yöne 500 dakika, hatta üstüne de 1000 SMS var. Üstelik Turkcell faturalıya gelenlere ayda sadece 49 lira. Bu fiyata bu paket dünyada kaçmaz. Turkcell, birlikte her gün daha iyi. Ben bir haber aldım baba. %99 doğru deniliyor. Pide. Fırından bizim çocukla da konuştum. Pide bitmiş. Anneciğim. Pide bitmiş. Nasıl? Bitmiş. Daha. Pide bitmiş. Pide bitmiş. Pide bitmiş. Pide bitmiş. Pide bitmiş. Bizde bu lezzetler oldukça pide kalmaz ne sahura ne iftara. Çünkü torku vaktidir sofralarda. Torku doğal olarak bizden. Sıkı durun. Ramazan'da şahane bir kampanya patlatıyorum. Hiç. Ramazan ayı boyunca hafta sonları konuşmak bedava. Ev telefonunuzla ister cep telefonlarını, ister şehir içini, ister şehirler arasını arayın. Hepsi bedava. Hem de taahhütsüz, şartsız ev telefonu olan herkese. Nasıl kampanya ama etkileyici değil mi? Vallahi ben de çok etkilendim. Bak tüylerim diken diken oldu. Mutluluk evinizde. Sevgili seyirciler, Buz Pınar Çayı'nın yanındayız. Buz gibi akan bu soğuk çay... Abo! Yalan yanlış bilgiler verip durma. Türkiye'nin dizinden başka soğuk çayı mı var? Ama teyzeciğim, bu soğuk çay başka çay. Ben anlamam başka başka. Türkiye'nin soğuk çayı Didi'dir, Didi. Neymiş? Didi, sayın seyirciler. Aferin, hadi manzaraya karşı kadar kadar için çocuk bak. Ama kim sende? Atan adam. Büyük Türkiye'nin büyük soğuk çayı Didi. Kana kana için. Niyet ettim. Hak yememeye. Eşit davranmaya. Alın terimle çalışmaya. 25 yıldır kapılarımızı bu niyetle açıyor, sağlam değerlerle tertemiz sofralar için çalışıyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Kuveyt Türk, sağlam bankacılık. Bakımsız klimaların yol açtığı hastalıklar huzurunuzu bozmasın. Likya Klima parfümleri sizi ve sevdiklerinizi bakteri ve mikroplardan korur, sağlıklı mekanlar sağlar. Likya, %100 hijyenik klima parfümü. Kur'an ayı Ramazan bizleri hoş etmek için geldi. Ramazan'ın bereketini ve sevincini kardeşlerimizle beraber paylaşalım. Ramazan birlikte güzeldir. Gün kardeşlik günüdür. Yardım Eli Derneği 0212 541 48 çift 0. Al Baraka bereketli Ramazanlar diler. Her şeyleri var. Evleri, arabaları, bilgisayarları, akıllı telefonları. Bir tek şeyleri yok. Dostları. Onlar bu çağın yalnızları. Uzatılacak bir dostluk eli belki de çare olacak yalnızlıklarına. Haydi, bu Ramazan'da bir başlangıç yapalım. Hiç kimse kimsesiz kalmasın. Bu Ramazan ve her zaman.
bol çeşit, devamlı indirim. Civil Çocuk Dünyası. Hatırlanmak için sizden bir iz bırakır. Alkan Tekstil ve Promosyon. Demir'in elde hayat bulduğu adres Kokfer Ferforje. Bu Ramazan'da okuyucularımıza daha da yakınız. İnkılap Yayınları. Memnuniyetiniz kazancımızdır. Doğuş Alışveriş Merkezi. Karsan Kalıp ve Plastik Sanayi. Kutsal topraklarımızdaki hurmacınız Gönenli Hurma Bahçesi. Mekanın yaşam ve güvencedeki adı KRC Yapı. Dört mevsim tek çözüm. www.civilim.com. Dünyanın her tarafından bize selam getirdi hocam. Biz de bize selam söyleyenlere selam ediyoruz Esenler'den. Gerçekten Esenler'de Ramazan çok renkli geçiyor. Renkli simalar da geliyor buraya, konuklarımız geliyor. Bu akşam yine aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Gönelli Mehmet Efendi Vakfı Başkanı. Zeynep Feyza Kurtulmuş Hanımefendi var. Kendileri uzun yoldan geldiler. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evet, Feyza Hanım'ı almak istiyoruz sahneye. Hocam buyurun. Cümleten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Ramazan-ı Şerif'i böyle güzel meclislerle kutlamak hakikaten çok güzel. Allah hepinizden razı olsun. Bu güzel organizasyonu hazırlayan Esenler Belediyesi'nden de Rabbim razı olsun. Efendim ben Deniz'e Gönelli Mehmet Efendi Hazretleri gibi kıymetli bir hocamızı anlatma vazifesi verildi. Bunu da böyle son derece sınırlı bir zamanda sizlere hocamızı anlatmaya çalışacağım ama öyle bir gönül dostunu, hayatını Kur'an'a, hizmete adamış, insanlara hizmet için yaşamış, kendisini hiç düşünmemişti. Hep başkaları için uğraşmış bir gönül insanını anlatmak hakikaten çok zor. Gönelli Mehmet Efendi hocamız Sultanahmet Camii imamı olarak bilinir. Ama İstanbul'un bütün camilerinde, mescitlerinde namaz kılmış, Kur'an okumuş, talebe yetiştirmiş, pek çok Kur'an kursu kurmuş, kurulmasına destek olmuş ve bu şekilde Kur'an hizmetine ömrünü adamış bir insandır. Kur'an-ı Kerim okumak, okutmak günümüzde hakikaten çok kolay, hiçbir engeli yok. Ama öyle zamanlar yaşanmış ki Kur'an-ı Kerim'i okumak, öğrenmek yasak olmuş. İşte o dönemlerde Gönelli Mehmet Efendi hocamız Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi için Kur'an kursları kurmaya çalışmış, talebeleri desteklemiş. Şimdiki gibi yurtların olmadığı zamanlarda Anadolu'dan gelen öğrencileri kendi mekanlarında barındırmış, onları yedirmiş, içirmiş ve Kur'an öğrenmeleri için çok büyük bir destek sağlamış. Bunun dışında vaaz-ı nasihatlarıyla insanları hidayete yönlendirmek için uğraşmış, cami cami, mescit mescit dolaşmış, Kur'an'ı anlatmış, İslam'ı anlatmış. Öyle zamanlar yaşanmış ki ülkemizde Kur'an-ı Kerim'i
anlattığı için hocamız tevkif edilmiş. Öyle günlerde hocamız yine yılmamış ve Kur'an-ı Kerim okutmuş, öğrencilerini desteklemiş, ihtiyaç sahiplerine yardım etmiş. Öyle zorlu günleri yaşayan kıymetli büyüklerin hayatını okumak bizim için çok önemli. Şimdi her imkan var. Kur'an-ı Kerim okumak çok kolay, öğrenmek çok kolay. Bilmeyenlere de buradan Ramazan-ı Şerif dolayısıyla bir mesaj verelim. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler aman öğrensinler. Onu öğrenme imkanı olanlar aman okusunlar. Kur'an-ı Kerim'i hocamız diyor ki okuyun, doymadan okuyun. İçinizde ne kadar dua varsa, Kur'an varsa o kadar nur var. Hele de Kur'an hafızlarına hocamızın çok büyük bir muhabbeti var. Hafızların yetişmesi için her şeyini feda etmiş. Derslerine devam eden annelerimiz, o dönemin imkansızlıklarında, tabii şimdiki gibi kolaylıklar, imkanlar yok. Hafız talebelerin eksiklerini, ihtiyaçlarını, hazır giyimin olmadığı zamanlarda demaate devam eden hanımlara rica edermiş. Şu talebelerin ihtiyaçlarını görün. Yatağı yorganı yok, Anadolu'dan gelmiş, hiç kıyafeti yok. Onları annelerimize diktirirmiş, talebelerine ulaştırırmış. O şekilde Kur'an-ı Kerim'e hizmet ederek talebeler yetiştirmiş ve o zorlu ortamda yılmamış. Bugün elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'i okuma öğrenme imkanları varsa, dinimizi rahat rahat yaşayabiliyorsak, bize anlatan bu büyüklerimiz, kıymetli hocalarımız, Gönenli Hoca gibi hocalarımız sayesinde elhamdülillah. Hocamızın çok üzerinde durduğu ve örnek alınmasını önerdiği, tavsiye ettiği Resulullah Efendimizin hayatı, sünnetleri. Bizim için de en önemli örnek Resulullah Efendimizin hayatıdır. Hocamız her vesileyle bol bol salatü selam getirin. Ne kadar salavat-ı şerife okursanız o kadar Resulullah Efendimiz'e yakın olursunuz buyurmuştu. İsterseniz buyurun bir selam gönderelim. Buradan bütün cemaatimizin niyetine olsun. Herkesin gönüllerindeki muratların ihsan olması için. Bir salat-ı tefrici okuyalım. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin ellezî tenhallu bihil ugadu ve tenferucu bihil kürabu ve tukba bihil havayicu ve tünalu bihil regaibu ve hüsnül havatimi ve yüstesgal gamamu bi veçihil kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumun leke ya rabbel alemin. Gönenli Mehmet Efendi hocamız salat-ı tefriciye için diyor ki elimden gelse dağlara taşlara salat-ı tefrici okuturum. O kadar kıymetli bir salavat-ı şerifedir. Siz de okuyun, doymadan okuyun. Biz de Resulullah Efendimiz hürmetine gönül muratlarımızın ihsanı için bu salat-ı selamı çok çok okuyalım. Gönenli Mehmet Efendi hocamız hayatı boyunca Resulullah Efendimiz'e örnek almış ve bize onu anlatmış. Onun gibi yaşamayı tavsiye etmiş. Kendisi bunları sözleriyle anlattığı gibi hayatında da örnek olmuş ve bunları yaşadığı için de sohbetleri tesirli olmuş. Öylesine güzel bir ömür sürmüş, öylesine bereketli bir hayat yaşamış ki kendisi dünyasını değiştirdikten sonra Allah bize kısmet etti. Hocamız hanımlara çok değer verirdi. Hanımların sosyal hayattan dışlandığı dönemlerde o hanımların haklarını savunmuş ve sosyal hayatın içinde olmalarını, sivil toplum çalışmalarıyla içinde bulundukları topluma destek olmalarını her zaman önermişti. Allah kısmet etti biz de hocamızın hanım talebeleri olarak onun dünyasını değiştirmesinden sonra Gönenli Mehmet Efendi İlim ve Hizmet Vakfı adında bir vakıf kurduk. Bizim de amacımız Gönenli Mehmet Efendi hocamızın hayattayken yaptığı bütün işleri, hizmetleri, hayırları sürdürebilmek. Onun adına güzel, hayırlı işler yapabilmek. Tabii ki Gönenli Mehmet Efendi hayatın her döneminde bulunmuş bir insan. Kendisi sivil toplum örgütlerinin içinde olmuş, Kur'an kurslarının açılmasına, İmam Hatiplerin ilahiyatlarının açılmasına önder olmuş bir isim. O dönemde işte Yeşilay, Kızılay gibi cemiyetlere üye olarak insanlara faydalı olmaya çabalamış bir insan. Kendisinden aldığımız bu ilhamla biz de vakfımız adına yaşlılara yönelik bir hizmet ettik. Daha doğrusu Gönenli Mehmet Efendi hocamızın sağlığındayken yaptığı bir
dile getirdiği bir arzuyu temel alarak bir yola çıktık. Hocamız da sağlığında bir annemiz geliyor böyle kalabalık bir cemaatte sohbet ederken diyor ki hocam diyor ben diyor eşimi kaybettim. Hiç çocuğum da yok. Hayatta bir başıma kaldım. Ben şimdi nereye giderim? Ne yaparım? Hocamız mübarek de diyor ki ah diyor bir mekanımız olsa da diyor ne kadar annecikler babacıklar var onları barındırsam hatta çorbalarını elimle içirsem. Biz bunu duyduktan sonra Gönelli hocamızın hakikaten yaşlılara yönelik bir hizmet etmek istediğini düşündük. Ve bir huzur evi, yaşlı bakım merkezi, tek başına kalmış, işte bakılamayan hastalara bakmak için bir mekan oluşturduk. Silivri'de Gönelli Mehmet Efendi İlim ve Hizmet Vakfı adına bir huzur evi açtık, Akçıl Kardeşler Huzur Evi. Orada yaşlılarımıza bakıyoruz, sağlık durumları müsait olmayan annelere, babalara bir mekan, sıcak bir ortam sağlıyoruz. Bu şekilde hocamızın bir vasiyetini yerine getirdik. Vakıf olarak hocamızı tanıtmak için onun cami cami haftada 65-70 farklı camide verdiği sohbetleri derledik, kitaplar haline getirdik. Sohbetler 1 ve 2 vakıf yayınlarımız içerisinde. Ayrıca hocamız her an okunmasını tavsiye ettiği dualar, tesbihler var. Bunları da kitaplaştırarak Evrat ve Tesbihat isimli bir kitap yayınladık. Hocamızın bu şekilde sohbetlerini ve vaazlarını anlatırken onun hayatını da kitaplaştırdık ve Gönelli Mehmet Efendi hocamızın hayatıyla ilgili vakıf yayınları içerisinde bir de kitap çıkardık. Allah bu kıymetli hocamızdan razı olsun. Onun yolunda hizmet edebilmeyi, öyle büyükler örnek alabilmeyi bize nasip eylesin. Yine bir salatü selamla ben sözlerime devam etmek istiyorum. Hocamız sürekli salatü selam okurken memleketimize de dua etmeyi her vesileyle tavsiye etmiş. Allah-u Teala ortalığımıza dirlik, düzenlik, birlik, beraberlik ihsan eylesin. Memleketimizi, bizleri, ailelerimizi, İslam alemini her türlü kötülüklerden, şerlerden, kaza, bela ve musibetlerden koruyup muhafaza eylemesi için. Buyurun bir Selahattin Tunci'yi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemi'il ehval vel afat ve takdilena biha cemi'il hacat ve tutahhiruna biha min cemi'il seyyiat ve tarfa'una biha indeke e'led daracat ve tubelluna biha aksal gayat min cemi'il hayrat fil hayat ve ba'del mevat hasbunallah ve ni'mel vekil hasbunallah ve ni'mel vekil hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'mel nasir hufraneke rabbena ve ileykel masir. Evet efendim, bu salatü selamların da içinde olduğu kitaplarımızı satış tanıtım için buraya getirdik. İlgilenenler bakabilirler. Bunun dışında Nimetullah hocamızla bizim istişare ettiğimiz bir mevzu var. Aslında şu anda tabii daha düşünce aşamasında ama çok güzel bir proje. Hocamız gibi güzel yaşamış, kendisinden çok başkaları için yaşamış, hiç kendisini düşünmemiş. Öyle ilim ehli bir zat için. Nimetullah hocam diyor ki ona bir üniversite açmamız lazım. Allah nasip eder, inşallah kısmet olursa tabii ki neden olmasın. Öyle bir zata, ilim ehli, öyle kıymetli bir alime bir üniversite kurmak. Rabbim nasip etsin. Nimetullah hocamızın da dile getirdiği bu niyazı ben sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah söyleye söyleye Rabbim gerçekleştirecek. Yapmak istediğimiz bütün hayırlı güzel işlerimiz için. Hocam zamanınız daha var. 5 dakika daha zamanınız var. Öyle konuşabilirsiniz. Rabbim bize kısmet etsin, hayırlı bir üniversite kurabilmeyi, ilim talebeleri yetiştirmeyi, gerçek ilim ehli, sadece ilim değil, hani eskilerin deyişiyle ilim ile irfanı birleştirmiş bir nesil yetiştirebilmeyi, bu konuda hizmetler edebilmeyi de Rabbim bizlere nasip eylesin. Gönelli hocamız bunun için uğraştı, çalıştı. Çünkü biliyordu gençlik yarın öbür gün bizi temsil edecek öyle güzel bir gençliğe bizim ihtiyacımız var. Onları yetiştirmek için uğraşmamız, çalışmamız lazım. Hocamızla ilgili tabii anlatılacak, söylenecek o kadar çok söz var ki hangisini söyleyelim. Ben hocamızın en çok okumasını tavsiye ettiği bir duayı sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında hepiniz bunu biliyorsunuz. Hocamız her vesileyle Fatiha-i Şerif'i çok çok okuyun. Bir sıkıntınız mı var? 21 Fatiha'ya devam edin buyurmuş.
Yine böyle bir mecliste, camide sohbet ederken annelerden bir tanesi gelmiş, bir sıkıntısı varmış. Demiş ki hocam böyle böyle bir derdim var, bana dua buyurun. Hocamız da demiş ki 21 Fatiha'ya devam et kızım. Ondan sonra aradan bir zaman geçmiş, birkaç sene sonra. O hanımın yine başka bir müşkülü olmuş. Hocamıza gelmiş dua istemeye. Hocam demiş, benim demiş gene böyle böyle bir sıkıntım var, bana dua edin. Hocamız gene demiş ki, kızım 21 Fatiha'ya devam edin. Hanımcağız da içinden geçirmiş. Bu hoca da demiş, Fatiha-i Şerif'ten başka dua bilmiyor galiba. Her vesileyle Fatiha okuyun diyor. Hocamız da mübarek, gönül gözü açık bir mana insanı. Tabii ki kalplerden geçenleri de okuyor. Buna şahit olan pek çok annemiz var. Bununla ilgili çok hadise var ama ben bunu hani hemencik anlatmış olayım. Hocamızı belki özetlemek babından. Mübarek kürsüden diyor ki, o hanım içinden geçiriyor. Hocamız başka bir dua bilmiyor mu diye. Hocamız da kürsüden diyor ki, ben diyor başka dua bilirim ama diyor duaların en kıymetlisi Fatiha-i Şerif. Ona devam edin kızım. Hocamızın tavsiyesi, ben de bunu sizinle paylaşmış olayım bu vesileyle. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'i Ramazan-ı Şerif vesilesiyle okuduğumuz gibi çok çok okuyalım, doymadan okuyalım, ezberlemeye gayret edelim. Selatü selamlarla dolu yaşamaya çalışalım. Bizi kurtaracak olan Resulullah Efendimiz, onun sünnet-i seniyeleri. Rabbim bizi hadislerden, Resulullah Efendimizin yolundan, sünnetinden ayırmasın. Gönenli hocamız Resulullah Efendimiz'i örnek olarak yaşadı ve çok güzel bir hayat sürdü. Zaten bütün gönül ehli, mana dostları aynı şekilde yaşadılar. Dünyayı istemediler, dünyadan tamamen uzak. Allah rızası için peygamberi bir hayat seçtiler ve hakikaten bugün de yaşıyorlar onlar. Sanki aralarımızda anıldığı zaman gönlümüze ferahlık duyan isimler. Allah-u Teala bize de öyle güzel hizmetler yapabilmeyi, güzel bir ömür sürebilmeyi nasip eylesin. Sözlerimi bir salatü selamla bitireyim. Bunu da aslında hepiniz biliyorsunuz ama ben tekrarlayayım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okunmasını en çok tavsiye ettiği salavat-ı şerife, aslında hepimizin de hafızalarında namazda okuduğumuz salli barik duaları. Resulullah Efendimiz salavat-ı şerifelerin hangisini okuyalım diye soran ashab-ı kirama salli barikleri okuyun diye tavsiye buyurmuş. Hadi buyurun biz de bir salli barikleri okuyarak dua sohbetimizi bitirmiş olalım. İbrahim Aleyhisselam'ın bereketinden Rabbim bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Ya Rabbi sen bizlerden razı ol. Şu kıymetli Ramazan-ı Şerif'te cümlemizi mağfurin zümresine ilhaken affu mağfuret eylemesi için, bu güzel dinleyicilerimiz ne istiyorlarsa gönül muratlarımızın ihsanı için, sıkıntılarımızın def-i ref olması için, müşkillerimizin hallu asan olması için, hayırla umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin olmamız için, Ya Rabbi ortalığımıza dirlik, düzen, sevgi, birlik, beraberlik ihsan olması için, her türlü kötülüklerden, şerlerden, aklı hayale gelmedik musibetlerden hıfz-ı emin olmamız için, hayırlar fethi için, şerler defi için, Allah rızası için ve bütün başta Resulullah Efendimiz olmak üzere geçmişlerimizin, gönenli Mehmet Efendi hocamızın da ruhları için El-Fatiha ma'as-salavat. Evet, bu arada yönetmenimden bir bilgi geldi. Efendim, her akşam bir mahallede Ramazan Sevinci programı yapılıyor. Bu programda hem çocuk oyunları, animasyonlar, hem çocuk sinemaları, filmleri gösteriliyor. Yarın akşam Ramazan Sevinci programımız Kazım Karabekir İlkokulu'nun kapısında. Kazım Karabekir'den var mı bakayım, şöyle bir görmek istiyorum. Alkışla. Çocuklar yarın akşam iftar vakti Ramazan Sevinci programı Kazım Karabekir İlk Öğretim Okulu'nun kapısında, bahçesinde yapılacak. Orada arkadaşlarımız var. Bir taraftan oyunlar oynanacak. Daha doğrusu bizim her akşam burada yaptığımız animasyonlara benzer animasyonlar ve çocuk filmleri var, eğlenceler var. Bütün çocukları orada bekliyoruz. Peki, arkası da mı var? Arkası yarın mı yoksa? Bu arada sanatçı arkadaşlarımız da yerlerini almışlar. Ben yönetmenimden bekliyorum. Birlik Kazım Kerebekir Mahallesi iftarı yarın Fatma Hatun Camii'nde.
Yarın akşam Birlik Mahallesi Kazım Karabekir Mahallesi Ortak İftarı Fatma Hatun Camii'nde. Caminin kapısı da dolar tabii değil mi? Her akşam belediyemiz Ramazan boyunca 160 bin Esenlerle hemşerilerimizle her akşam bir mahallede iftar yapıyor. Bu akşam da başkanımız iftarını yaptıktan sonra Turgut Reis Camii'nde teravih namazını kıldılar. Biraz sonra da aramıza katılacaklar. Arkadaşlarımız hazır mı? Geliyor mu başkanım? Arkadaşlar başkanım gelirken bu akşam bir sürpriz yapalım mı? Hep beraber ayağa kalkalım. Başkanımı şöyle güzel bir şekilde alkışlayalım, olur mu? Evet, çünkü hak ediyor. Esenler'de hizmete devam ediyor başkanımız. Gerçekten Esenler'in her yanı güllük gülistanlık görüyorsunuz. Esenler'in her yanında inşaat var. Hemen metroya baktığınız zaman metronun oraya bir taraftan otopark, bir taraftan pazar yeri, üstünde kültür merkezi olan bir yer. Evet. Abdullah'ı gördüğüme göre, Abdullah Bey hoş geldiniz. Başkanımızın danışmanı. Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu geliyor. Mutluluk ve huzur şehri. Esenler'in belediye başkanı, sizin başkanınız Mehmet Tevfik Göksu. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. AK Parti İlçe Başkanımız Avukat Umut Özkan. Başkanım hoş geldiniz. Bize bu Ramazan gecelerini yaşatan, yaşatmak uğruna gecesini gündüzüne veren çalışkan, becerikli, sizin çok sevdiğiniz belediye başkanımız Mehmet Tevfik Göksu başkanımı alkışlarınıza sahne alabilir miyiz? Başkanım geliyor. Huzur ve mutluluk şehrinin çok değerli başkanı Mehmet Tevfik Göksu. Saygıdeğer AK Parti İlçe Başkanım, uzaktan teşrif eden saygıdeğer hocamız, Gönelli Mehmet Efendi Hazretleri Vakfı'nın saygıdeğer sorumlusu hanımefendi, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, meclis arkadaşlarım, gençlik kolları başkanımız, kadın kolları başkanımız, Esenler'in saygıdeğer hanımefendileri, beyefendileri, öncelikle hepinize en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu gecenin hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Meydandaki kalabalığı görünce rahmetli Gönelli Mehmet Efendi Hazretleri'nin Eyüp Sultan Camii'sinde, Sultanahmet Camii'sinde ya da Fatih Camii'sinde dolaşırken etrafındaki dolaşan insanların kalabalığı aklıma geldi. Rahmetlinin en büyük özelliklerinden bir tanesi, gerçekten onun olduğu yerde sıkıntı çeken insan sayısının az olmasıdır. Nerede derde duçar olmuş bir öğrenci varsa mutlaka Gönelli Mehmet Efendi Hazretleri'nin kapısını çalmıştır ya da o öğrencinin kapısını çalmıştır. Anadolu'yu maliyanlarda bugün Gönelli Mehmet Efendi Hazretleri'ni Dörtçal Meydanı'nda misafir ettik. Cenab-ı Hak onun mekanını cennet eylesin. Ve Cenab-ı Hak bu toplumda nice Gönelli Mehmet Efendiler yetiştirsin inşallah. Gerçekten ben kendisini İmam Hatip Lisesi'nde okuduğum yıllarda çok yaşlı bir haliyle tanıma fırsatını buldum. Tanıdığımda haza adam gibi adam dediğimiz tam bir mürşidi kamil, nerede derdi olan varsa gidip derdine derman olmak için gecesini gündüzüne katan, hele öğrenciyseniz sizi neredeyse sırtında alıp taşımayı arzu eden bir Müslüman, bir mücahit, bir muvahhid, bir mürşit olarak kendisini tanıma fırsatı buldum. Onu tanıma fırsatı bulduğum için de kendimi bahtiyar addediyorum. Esenler'in güzel insanları. Dün Said Nursi Hazretleri'ni bu meydanda anlatırken de ifade ettim. Bize bu toplumda
yıllarca çok sahte kahramanlar anlattılar. Yıllarca bu toplumda bize nice sahte kahramanları büyük kahraman olarak yutturdular. Bu toplumda yıllarca bize nice cüceleri dev diye yutturdular. Onlar aslında cüceydiler ama bize dev diye yutturmaya çalıştılar. Ama artık milletimiz kimin cüce kimin dev olduğunu çok iyi anladı. Artık milletimiz kimin sahte kahraman olduğunu, kimin gerçek kahraman olduğunu artık milletimiz çok iyi anladı. Onun içindir ki biz burada bir konser değil, bir sinema gösterisi değil, Gönenli Mehmet Efendi Hazretlerini anmak için bu şehrin meydanları tıklım tıklım doluyorsa, Anadolu'yu mayalayanları bu şehrin meydanı tıklım tıklım dolarak anıyorsa, artık bu milletin gerçekten Anadolu'yu mayalayanları tanımayı arzu ettiğini ve tanımak istediklerinin göstergesidir diye düşünüyorum. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Evet, Esenler'de Ramazan'ı gerçekten çok güzel bir şekilde yaşıyoruz. Bir akşamda 4-5 tane programımız oluyor, Allah'a hamdolsun. Bir taraftan sokak iftarlarımız, bir taraftan eve teslim iftarlarımız, bir taraftan Alev iftarımız, bir taraftan otobanda iftarımız, bir taraftan farklı sivil toplum örgütleri yaptığımız iftar, her bir iftarımız farklı bir ruh iklimiyle devam ediyor. Ancak her Ramazan'da yapmış olduğumuz güzel bir çalışmamız var. O da Kadir Gecesi'nde. 10 bin hatim, 100 bin dua. Allah nasip ederse bu Kadir Gecesi'nde de bunu yapacağız. Hatimlerimiz şu anda okunuyor. 10 bin hatim okuyoruz. Niçin? Esenlere de gelmiş geçmiş, Esenlere dokunan her kim varsa onun ruhuna hediye etmek üzere. Siz bir şehir düşünün ki kendisinde yaşadığınız şehir öldükten sonra size hatim okuyor, dua ediyor. Böyle bir şehirde yaşamak istersiniz değil mi? İstersiniz değil mi? İşte Esenler Allah'ın izniyle böyle bir şehir. Kendi ölülerini hayırla yad eden, hatimlerle ve dualarla yad eden bir şehir olarak Kadir Gecesi'nde o yıl içerisinde ölen ne kadar kardeşimiz varsa gelmiş geçmişlerin ruhuna hediye etmek üzere hatimler okuyoruz. Ve o gün bu meydanda yüz binlerle beraber duayı edeceğiz. Ayrıca o akşam çekeceğimiz kura ile beraber 10 kardeşimizi de umreye göndereceğiz inşallah. Umre yolcusu edeceğiz. Bu sene gönderdik. Bu sene yine göndereceğiz. Ve o gece yine burası bereketlenecek Allah'ın izniyle. Ben bu vesileyle bugün bu meydanımızı şereflendiren başta hocamız olmak üzere bütün dostlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Ramazanda sakın dua etmeyi ihmal etmeyin diyorum. Çünkü Ramazan dua iklimidir. Dua ayıdır, ibadet ayıdır, sabır ayıdır, paylaşmak ayıdır. Sakın bu ayda birbirimize dua etmeyi, kardeşlerimize dua etmeyi, kendimize dua etmeyi, yeryüzünde insanlığa dua etmeyi sakın ha sakın unutmayın. Sağımızı döksen acı, solumuzu dönsek acı görüyoruz. Bari dua edelim. Çünkü biz biliyoruz ki Rabbimize elimizi açtığımızda Rabbimiz bizim elimizi boş çevirmeyecektir. Rabbimiz mutlaka bizim duamıza icabet edecektir. Ve duamızın bereketiyle belki yeryüzüne adalet, belki yeryüzüne huzur, belki de yeryüzüne yeniden rahmet ve mağfiretle beraber yeniden insanlık gelecektir. Bu duygularla hepinizi Allah'a emanet ediyor, saygılar sunuyor, kalın sağlıcakla diyorum. Evet. Efendim başkanıma çok teşekkür ediyorum. Anadolu'yu bayalayanlar programı başladığında belki de o günlerde şöyle deniyordu. Esenler'de konser olduğu zaman Esenler'de insanlar gelir derlerdi. Ama bakın gece sahura kadar 3'e kadar 003'e kadar Esenler'de bu görmüş olduğunuz cadde
İnönü Caddesi, Davutpaşa Caddesi, Ateşalan Caddesi'ne doğru bütün esnaflar bile açık. Esenler hem gecesini hem gündüzünü Ramazan'da mutlu yaşıyor. Onun için belediye başkanımızdan Allah razı olsun, alkışlar kendisine gitsin. Ve ben bu arada genç arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Gençler, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Belediye meclis üyesi arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili hemşehrilerim, programımızın bu bölümünde çok değerli bir sanatçı arkadaşımız geliyor. Sazlarımız hazır değil mi arkadaşlar? Evet, Özgün Müzik'te alkışlarınızla. Alkış güzel gelsin ama. Esenler! Evet, Mustafa Cihat geliyor alkışlarınızla efendim. Alkışlar geliyor efendim, Mustafa Cihat. Bin günahla, bin gümanla geliyoruz sana. Bin hatayla, bin ziyanla geliyoruz sana. Affa layık olmasak da, lütfa layık olamasak da, bizi bağışla. Affa layık olmasak da, lütfa layık olamasak da, bizi bağışla. Bizi bağışla. Yandık her ama sana geliyoruz, ne olur affet bizi. Açtık elimizi sana yöneliyoruz, ne olur affet bizi. Yandık her ama sana geliyoruz, ne olur affet bizi. Elimizi sana yöneliyoruz, ne olur affet bizi. Bin gümanla geliyoruz sana. Bin hatayla, bin ziyanla geliyoruz sana. Affa layık olmasak da, lütfa layık olamasak da, bizi bağışla. Affa layık olmasak da, lütfa layık olamasak da, bizi bağışla. Bizi bağışla. Yandık her ama sana geliyoruz, ne olur affet bizi. Açtık elimizi sana yöneliyoruz, ne olur affet bizi. Yandık her ama sana geliyoruz,
ne olur, ne olur, affet bizi. Affet bizi. Eyvallah. İnternette izlenecek bir dünya video, gezilecek bir dünya site, dinlenecek bir dünya şarkı var diye interneti bol pakette tam 4 GB turbo internet, yanına bir de her yöne 500 dakika, hatta üstüne de 1000 SMS var. Üstelik Turkcell faturalıya gelenlere ayda sadece 49 lira. Bu fiyata bu paket dünyada kaçmaz. Turkcell, birlikte her gün daha iyi. Eşiniz bunu, 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 bir de bunu istemiş. Çok mu? Evde ne kadar çok ihtiyacınız varsa İstikbal'de o kadar çok fırsat var. Şimdi siz de İstikbal'e gelin. Anında tam 1400 liraya varan indirimlerle ve yaza özel fırsatlarla eşinizi mutlu edin, evinizi güzelleştirin. Üstelik aksesu özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. En güzel İstikbal'le. Yetkin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Görüyorsun dedi. Geçiyor mu faturalıya? Ben narı seviyorum. Doya doya konuşurdum fena mı? Fatura yazıyor fatura. Hepimiz geçtik amma. İstemem de yazı karttan bildiğimler var ya artık faturalı da var. Sen de söyle abi. Artık fatura başlarım diye korkmasın. Limite gelince durur bir mesajla devam eder. Sen mi söylüyor bu kadarsın aldı? Nereye dedeciğim? Türkcell'e. Siz de hemen Turkcell faturalıya geçin. Yepyeni faturalılarla doya doya konuşun. Pide bitmiş. Pide bitmiş. Pide bitmiş. Pide bitmiş. Pide bitmiş. Bizde bu lezzetler oldukça pide kalmaz ne sahura ne iftara. Çünkü Torku vaktidir sofralarda. Pide bitmiş. Torku doğal olarak bizden. Niyet ettim. Yememeye, eşit davranmaya, alın terimle çalışmaya. 25 yıldır kapılarımızı bu niyetle açıyor, sağlam değerlerle tertemiz sofralar için çalışıyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Kuveyt Türk, sağlam bankacılık. Bakımsız klimaların yol açtığı hastalıklar huzurunuzu bozmasın. Likya klima parfümleri sizi ve sevdiklerinizi bakteri ve mikroplardan korur, sağlıklı mekanlar sağlar. Likya, %100 hijyenik klima parfümü. Kur'an ayı Ramazan bizleri hoş etmek için geldi. Ramazan'ın bereketini ve sevincini kardeşlerimizle beraber paylaşalım. Ramazan birlikte güzeldir. Gün kardeşlik günüdür. Yardım Eli Derneği 0212 541 48 çift 0. Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Bakımsız klimaların yol açtığı hastalıklar huzurunuzu bozmasın. Likya klima parfümleri sizi ve sevdiklerinizi bakteri ve mikroplardan korur, sağlıklı mekanlar sağlar. Likya, %100 hijyenik klima parfümü. Hoş geldin ey şehri Ramazan.
Ramazan, alemlerin Rabbi olan Allah'tan, alemlere rahmet Hazreti Muhammed aracılığıyla bütün alemlere gelen vahyin iç dünyamızı tamir ve inşa mevsimidir. Ramazan bize bir geceyi bir ömür kadar bereketli yapmanın formülünü sunan ilahi bir imkandır. Ramazan bize unuttuklarımızı hatırlatmak için gelir. Ramazan bize kaybettiklerimizi buldurmak için gelir. Bu Ramazan'da sahur vaktinde unuttuklarımızı birlikte hatırlayalım. Kaybettiklerimizi birlikte bulalım. Sahurun bereketini konusunda uzman ilim adamlarıyla birlikte yaşayalım. Hasan Hafızoğlu'nun sunumuyla Sahurdan Seher'e her gece Hilal TV'de. Mutlu, güçlü, modern bir Türkiye için daha yapılacak çok işimiz var. Akyapı. Spor giyim ve malzemede kalite. Pek Sport. Bir adetten 1 milyon adede kadar bijon üretimi. Metsan yedek parça. Son Trend ürünleri. Toptan satışlarıyla Serhat Bijuteri Tahtakale'de. İnşaatlarınız tasarımdan açılışa emin ellerde. Ribat Mühendislik. Erkek takım elbiselik toptan kumaş çeşitleriyle Aksa Tekstil. Büyük bedende 50'den 96'ya kadar tercihiniz Dekons Jeans. Yeni projelerle daha yüksek yaşam kalitesi. Beykoz Belediyesi. Öncelikle selamların en güzeliyle sizleri selamlıyorum. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle güzel, kutlu bir günde, Ramazan-ı Şerif'in ilk günlerinde sizlerle buluşmuş olmaktan dolayı duymuş olduğum mutlulukla başlıyorum programımıza. Geçen yıl yine aynı zamanlarda sizlerle birlikte olmayı Cenab-ı Hak bize nasip etmişti. Böyle güzel bir organizasyonla sizlerle bizleri buluşturan Sayın Tevfik Göksu Başkanıma sizlerden bir alkış istirham ediyorum. Onun vesilesiyle bugün akşam buradayız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve sizler de yine geçen yıl olduğu gibi yine tabii ki bizi şaşırtmadınız ki Esenler her zaman gerçekten bizim mutluluğumuz, içimizdeki coşkumuz. Tekraren sizlere bugün akşam bizi yalnız bırakmadığınız için, bu geç saat olmasına rağmen burada böyle dimdik ve coşkuyla beklediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere tekraren yürekten muhabbetlerimi sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Ve ekranlar başında bizi izleyen izleyicilerimize de buradan muhabbetlerimi sunuyorum. Geceniz gününüz hayır olsun inşallah. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun inşallah. Bugün akşam yine vaktimiz olduğu müddetçe sizlere albümümüzden eserler okumaya gayret edeceğiz. Gönlüm istiyor ki sizin istemiş olduğunuz eserleri okuyalım. Ama ben istemiş olduğunuzu tahmin ettiğim bir eserle devam etmek istiyorum. Onun güzel adını anmadan başlamak olmaz. Onun güzel adını anmadan bir program olmaz. Böyle güzel bir akşamda Hazreti Peygamber'in ismini bir kez daha anlatamasak da anlatmaya gayret ederek. Yani Seni Anlatamam isimli eserle devam etmek istiyoruz. Eğer aranızda bilen varsa onun adı Ahmet'tir. Kainata rahmettir bölümlerini beraber haykıralım istiyoruz. Şu salon, şu meydandan inşallah semaya onun güzel adını haykırarak yükseltelim, birlikte söyleyelim. Onun adı Ahmet'tir, kainata rahmettir diyelim inşallah. Hazırsak buyurun. Müzik.
Hazır mıyız? Beraber haykırıyoruz. Onun adı Ahmet'tir. Aya sorsak yakamoza, parıldayan yıldıza, seni bize anlatırlar damla damla gözyaşıyla. Aya sorsak yakamoza, parıldayan yıldıza, seni bize anlatırlar damla damla. Ve derler ki onun adı Ahmet'tir, kainata rahmettir, nişanesi şefkattir, aleme mer. Şimdi beraber onun adı kainata, nişanesi şefkatti, aleme merhametti. Sözlerim kifayetsiz, gözlerim kalır dersiz, anlatamam, anlatamam seni anlar. Sözlerim kifayetsiz, gözlerim kalır dersiz, anlatamam, anlatamam seni anlatamam. Sorsa doğan güne, güle meftun bülbüle, seni bize anlatırlar vefalı bir misaline. Güne sorsa doğan güne, güle meftun bülbüle, seni bize anlatırlar vefalı bir. Ve derler ki onun adı kainata, nişanesi aleme merhamet. Tekrar daha güçlü. Onun adı kainata, nişanesi şefkatti, aleme merhametti. Sözlerim kifayetsiz, gözlerim kalır fersiz, anlatamam, anlatamam seni anlar. Sözlerim kifayetsiz, gözlerim kalır fersiz, anlatamam, anlatamam seni anlatamam, seni anlatamam, seni anlatamam. Gerçekten de Cenab-ı Hak öyle güzel bir peygamber nasip etmiş ki bize. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar geçen süre, Hazreti Peygamber'in kutlu iklimi ve ondan bugüne kadar geçen tüm zaman dilim içerisinde onu anlatmaya hiçbir söz kifayet etmemiş. Çağında yaşayıp da onun gözlerinin derinliklerinde gözleri kaybolmuş olanların gözlerinin feri düşmüş. Böyle güzel bir peygamber Cenab-ı Hak bize nasip etmiş. Şefaatinden mahrum etmesin bizleri inşallah. Sen yoksa firakınla yanar özüle, yanar gözüle, sen yoksan firar idi divan edi, solar yüzüler. Ve sen yoksan firar idi divan edi, solar yüzüle. Beraber söyleyelim mi?
gül sultan el aman halimin pek yaman gül sultan gül sultan merhamet diler bu can Susar diller Sen yoksan Hazan olur İran olur Susar diller Tek derman Sözün olur Devam olur Açar güller Güller hazır mıyım? Gül sultan el aman halimin pek yaman Gül sultan Gül sultan merhamet diler bu şimdi sizler beraber Gül sultan Gül Sultan Merhamet Eyvallah Emanet istenmiş Bir de tabi Amenna Zeyd'in gözleri istenmiş Onu okuyacağız Ama Zeyd'in gözleri son eser. Suskunluğun bedeli istenmiş. Şudem Emel ve Batu için lila beyaz gölge istenmiş. 33 tesbih tanesi sadık ol. Herzaneyi istiyoruz demişler. Sırayla okuyalım inşallah. Vaktimiz olduğu sürece okumaya gayret edeceğiz. Şimdi beraberce yine hazır yorgun değilken, hazır açıkken gözlerimiz ve sesimiz gürken, Beraberce semaya bir amenna diyelim mi? Evet, hazırsak buyurun. Thank you.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا mükemmel davetin ve davanın, insanı dik ve diri tutan namazın Rabbi, Muhammed'e rıza vesilesini ve fazileti ver. Onu yüce ve yüksek mertebeye eriştir. Onu vaat ettiğin övülmüş bir makama kavuştur. Şüphe yok ki sen vaadinde sadıksın. Amin. Thank you.
söylediklerini beraber haykıralım. Adaletine, azametine, ama biz aciz kullarını merhametle yar. Tekrar. Adaletine, azametine, ama biz aciz kullarını merhametle yar. Sana layık kul olamadık, olamadık, olamadık. Doğru bir türlü bulamadık, bulamadık, bulamadık. Sözümüze sadık kalamadık, kalamadık, kalamadık. Sana layık kul olamadık, olamadık, olamadık. Doğru bir türlü bulamadık, bulamadık, bulamadık. Sözümüze sadık kalamadık, kalamadık, kalamadık. Şimdi affet sen bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affet sen bizi, mağfiretine muhtacız. Şimdi affet sen bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affet sen bizi, mağfiretine muhtacız. Hazır mıyız? Adaletine, azametine, ama biz mücrim kullarının şefkatiyle daha güçlü. Adaletine, azametine, ama biz mücrim kullarının şefkatiyle yardıra. Sana layık kul olamadık, olamadık, olamadık. Doğru bir türlü bulamadık, bulamadık, bulamadık. Sözümüze sadık kalamadık, kalamadık, kalamadık. Sana layık kul olamadık, olamadık, olamadık. Doğru bir türlü bulamadık, bulamadık, bulamadık. Sözümüze sadık kalamadık, kalamadık, kalamadık. Şimdi affetsen bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affetsin, mağfiretine muhtacız. Şimdi affetsin bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affetsin bizi. Mağfiretine muhtacız. Mekke'de bir adam vardı dostlar, bir köle. Belki efendiler öyle bir isim vermiştir. Ya da anneciği öyle bir isim, bilemeyiz. Onun adına Vahşi demişlerdi. Çok yaban mızrak atardı. Attığını gözünden vuran bir savaşçıydı. Bir gün sahipleri hayatında duyabileceğim büyük teklifle gelmişlerdi ona. Demişlerdi ki ey Vahşi, hayatın boyunca özgür bir adam olmak, ağırlığınca altın olan zengin bir adam olmak ister misin dediklerinde, canımı istemeniz dışında bunun için yapamayacağım hiçbir şey yoktur diyecekti bu köle. Efendiler de ona, senin kıymetsiz canın kimin umurunda? Ama senden çok kıymetli bir can isteriz. Canımızı çok yakmış bir can dediler. Zira Bedir'de Hamza çok canlarını yakmıştı. Mutlaka intikamı alınmalıydı onlara göre. Ve Uhud zamanı geldiğinde özgürlüğü için sallamıştı mızrağını Hamza'nın ta yüreğine. Ama sadece Hamza'nın yüreğinde değildi bu mızrak. Aynı zamanda efendiler efendisi, güzeller güzeli, sevgililer sevgilisinin kalbindeydi. Aynı zamanda müminlerin kalbindeydi. Zira Hazreti Hamza'nın gidişi asla unutulmayacak. Hatırlandıkça
gözlerden yaşlar süzülecekti. Gün dönecek, zaman geçecekti. Üç davet alacaktı, üç delille vahşi. Ve yollara düşecek, gelecekti Medine'ye. Seslenecekti sevgililer sevgilisine. Ey Muhammed! Direkler arkasından sesini duyduğun adam vahşidir. Katiller katilidir. Kapına geldim af dilemeye. Merhamet dilenirim. Şehadet etmeye geldim. Şahitliğini dilerim diyecek. O merhameti engin denizlerden de engin olan Efendimiz. Gel vahşi kardeşimizsin dediğinde. Bir de ona şunu söyleyecekti. Ey vahşi, şöyle birbirimize gözlerimiz uzaktan değsin. Sesimiz kulaklarımıza uzaktan gelsin ki. Sesini duydukça ve gözlerini gördükçe hamza aklıma düşer üzülürüm deyince. İşte belki o zaman kitaplarda yazmayan bir aşk başlardı. Sevgililer sevgilisinin gözlerine bakamadan yaşanılan bir hayat. Onun sesini uzaktan duymakla hükümlü bir hayat. Esaretin başladığı andı belki onun için. Hani mızrağın ucuna bağlayıp gönderdiği özgürlüğü neredeydi? Onu uzaktan seyretmekle hükümlü bir hayat. Esaretlerin en büyüğü değildi neydi? Belki o zaman şöyle derdi. Geceye katran çal sevgili. Acıya hüzzam. Ah edersen, ah edersen tutmasın elim ve tutulsun dilim. Ey keman keş derdi, ey okçu durma vur. Nasılsa bu sine vurgun vur. Nuru düşsün düşlerimin kör olsun. Seni görmesin kör olsun. Seni görmesin kör olsun. Taş bassın yerime dedi gönlüne. Gönlüne taş bassın yerime dedi gönlüne. Gönlüne emri olur başın gözün üstüne. Üstüne üstüne aman aman üstüne aman aman. Emri olur başın gözün üstüne. Üstüne üstüne aman aman üstüne aman aman. Bakmazsın demiş bir daha yüzüme, yüzüme. Bakmazsın demiş bir daha yüzüme, yüzüme. Emri olur inansın sözüme, sözüme, sözüme aman aman, sözüme aman aman. Emri olur inansın sözüme, sözüme, sözüme aman aman, sözüme aman aman. Almasın demiş adım diline, diline. Almasın demiş adım diline, diline. Vay ben ölem atsın toprak üstüme, üstüme, üstüme aman aman, üstüme aman aman. Vay ben ölem atsın toprak üstüme, üstüme, üstüme aman aman, 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 üstüme aman. Eyvallah. Yoruldunuz mu?
O zaman beraberce bir coşalım inşallah sıradaki eserle. Hazır mıyım? Sırtında bir eski hırka, ellerinde nasır. Bir can geldi gurbet elden, yüzünde kahır. Sırtında bir eski hırka, ellerinde nasır. Bir can geldi gurbet elden, yüzünde kahır. Can dedim, dost dedim, kal dedim, kalmam, kalmam, kalmam. Yar dedim, yarem dedim, sev dedim, sevmem dedim. Gül dedim, gülmem dedim, dayarı gülmem. Daha güçlü! Can dedim, dost dedim, kal dedim, kalmam, kalmam, kalmam. Yar dedim, yaren dedim, sev dedim, sevmem dedim. Gül dedim, gülmem dedim, dayrı gülmem, gülmem. Tempo! Bir dertli türkü, gözlerinde hüzün. Bir dost geldi gurbet elden, özünde özün. Sözünde bir dertli türkü, gözlerinde hüzün. Bir dost geldi gurbet elden, özünde özün. Can dedim, dost dedim, kal dedim, kalmam, kalmam, kalmam. Yar dedim, yaren dedim, sev dedim, sevmem dedim. Gül dedim, gülmem dedim. Gay son kez daha güçlü, can dedim. Can dedim, dost dedim, kal dedim, kalmam, kalmam, kalmam. Yar dedim, yaren dedim, sev dedim, sevmem dedim. Gül dedim, gülmem dedim, gayrı gülmem, gülmem dedim. Eyvallah. Yaklaşık Ocak ayında ben albümü bitirdim. Üzerime düşen vazifeyi yaptım ve teslim ettim emanetçiye. Onlar inşallah çıkaracak diye bekliyoruz. Sevgili yapımcımıza da buradan selam olsun. Ama inşallah sonlara doğru yaklaştık. Bekleyen kardeşlerimiz olduğu için onlara duyuru niteliği olsun diye söylüyorum bunu. İnşallah bir 10 güne kadar yine size karşı yalancı duruma düşmek istemiyorum. Çıkmasını umut ettiğimiz Lila isimli bir albüm var. İnşallah yakında çıkacak. Ben ondan bir eser okuyayım mı size? Tamam. Olur derken olmayınca vah deriz ey vah deriz, hayır mı şer mi bilmeden ah deriz ahlar deriz. Olur derken olmayınca vah deriz ey vah deriz, hayır mı şer mi bilmeden ah deriz ahlar deriz. Verilenler çok olunca bunlar benim bak deriz, nasibini az bulunca benim hakkım hak deriz.
verilenler çok olunca bunlar benim bak deriz. Ama nasibini az bulunca benim hakkım hak deriz. Benim hakkım hak deriz. İşte budur hallerimiz, yalan yanlış sözlerimiz. İşte budur hallerimiz, doymayan aç gözlerimiz. Şu haline bak diyene, sen kendine bak deriz. Akıl almaz al diyene, benim aklım var deriz. Şu haline bak diyene, sen kendine bak deriz. Akıl almaz al diyene, benim aklım var deriz. Benim aklım var deriz. Benim aklım var deriz. Dostlar, beğendiniz mi bu eseri? Eyvallah. Ama hallerimizi hiç beğenmiyoruz. Bizim böyle hallerimiz var işte. Cenab-ı Hak bu halleri düzeltip de onun huzuruna giden kullarından eylesin bizi inşallah. Şimdi ben bunu eserimi albümlerimde okumadım ama çok sevdiğim bir arkadaşım okumuştu. Sahnelerde okuyorum, albümümde okumadım. Biliyorsanız eşlik ederseniz sevinirim bu esere inşallah. Geceye adım adım yürüdüler. Biliyor musunuz bu eseri? O zaman bunu beraber şöyle söyleyelim. Geceye adım adım yürüdüler deyince ben siz yürüdüler. Yani bana öyle olmaz böyle olur der gibi. Öyle söylenmez böyle söylenir der gibi seslenin, olur mu? Bitişlerde tekrarla. Hazır mıyız? Geceye adım adım yürüdüler. Hiç böyle olmadı. Sanki buradan daha yüksek gibi ses. Hazır mıyız tekrar? Sabaha kadar sürebilir bu. Sakın susma. Geceye adım adım yürüdüler. Korkuya adım adım yürüdüler. Çünkü onların beler, onların cüler. Hiç düşünmeden bir an onlar öldüler. Hiç düşünmeden bir an onlar öldüler. Yılmadan yıkılmadan direndiler. Yaradan adı can veren diler. Yılmadan, yıkılmadan diren diler.